Sevgili tarihte yürüyen adamlar, siz orada, ben burada, tarih üzerinde yürürken geldi çattı. Ramazan bayramından 2 ay 10 gün sonra, yani 70 gün sonra Kurban Bayramı'na denk geldik. 2020 yılının Kurban Bayramı hepinize, hepimize, tüm İslam alemine mübarek olsun. Bütün Müslümanların bir yıl boyunca beklediği güzel günler, dağıtmanın, başkaları için para harcamanın, para harcadıktan sonra elde ettiğin ürün olan eti kendine değil de etraftaki insanlara dağıtmanın mutluluğunu, huşusunu bize vermiş olduğu bu günlerde Cenab-ı Allah'a bir kere daha şükrediyoruz. Tarihte yürüyen adam. Osmanlı döneminde kurban bayramları nasıldı? Kurban Bayramı'nın İslami ritüeli nasıldı? Onları konuşacağız. Program iki bölüm. Birinci bölümde ben tarihi anlamda Osmanlı'daki kurban bayramlarını, ikinci bölümde ise hepimizin ekranlardan tanıdığı kıymetli kardeşim, dostum, arkadaşım Adnan Şensoy hocamla kurbanın Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar Kur'an-ı Kerim'de ve İslam'da ayetlerde ve hadislerde nasıl geçtiğine dair sohbet edeceğiz. Tarihte yürüyen adam başladı. ...623 yıllık bir tarihi hafızanın içinde bulunan Osmanlı Devleti'nin herhangi bir yüzyılında, herhangi bir yılında olalım mı? Mesela ben Yavuz Sultan Selim devrini çok severim. 1514-15'lerde olalım. Kurban Bayramı hazırlıkları başlamıştır. Kurban Bayramı hazırlıkları başlamıştır dediysem, Kurban Bayramı'na 10-15 gün var demektir. Osmanlı'da bayramlar bütün ailenin, bütün sokağın, bütün mahallenin, bütün bir ilçenin, bütün bir kentin, bütün bir devletin heyecanlar içerisinde çocuklar gibi mutlu olduğu günlerdir. Nerede o eski bayramlar der yaşlılar? Size bir sır vereyim mi dostlar? 46 yaşında artık orta yaşlılıktan yaşlılığa doğru adım atmakta olan ben genç kardeşlerime bir sır vereyim mi? Nerede o eski bayramlar diyen olursa etrafınızda, yaş itibariyle sizden daha büyükler, emin olun onlar sizin yaşınızdayken şu an onların yaşında bulunan o günkü yaşlı amcalar da nerede o eski bayramlar, hey gide hey diyorlar. Ve bu sırrı tamamlayayım. Siz de 50'li 60'lı yaşlara geldiğinizde nerede o eski bayramlar diyerek bugün beğenmediğiniz bayramları o gün örnek olarak göstereceksiniz. İşte o nerede o eski bayramlar dedirten 1514-1520'li yıllarda herhangi bir hanede yaşayan herhangi bir insanız. Evimizde 10 gün önceden bayram hazırlıkları başlar. Alışverişler yapılır. Reçeller, reçel çok önemlidir. Reçeller alınır. Reçel, ben de bu konuyu çalışırken, size bu konuyu daha iyi anlatmak için çalışmadan gelmiyorum. Çalışırken gördüm. Osmanlı'da kurban bayramlarında reçeller verilirmiş. Nedenini öğrendiğimde müthiş bir gastronomi bilgisi öğrendim. 4 gün boyunca her gidilen hanede insanlar et yiyecekleri için, etten dolayı mideleri bozulmasın, bağırsakları bozulmasın ve hastalanmasınlar diye iştah kesen, insanı tez vakit doyuran reçeller yapılır. Bu reçeller önceden verilirmiş ki az et yensin diye. Az et yemek bir cimrilik alameti değil, mide fesatına uğramamak, mideyi dinç tutmak, zinde tutmak için yapılan bir faaliyetmiş. İşte bu reçeller 10 gün önceden başlarmış hazırlıklar içerisinde olmaya. 5 gün kala
ya da 3 gün kala ailenin büyüğü artık kaç tane kurban kesilecekse o kadar kurban almak için kurban satılan yerlere, kurban satış yerlerine giderlermiş. Peki bir saniye, ben neden bunları burada anlatıyorum? Burası hemen karşımda 1901 Alman Çeşmesi. Arkasında çok şükür Rabbime rahat rahat söylüyorum, minareleri görülen Ayasofya Camii 532. Sol tarafımda 1617 yılından kalma Sultanahmet Camii. Hemen arkamda 395 yılından kalma Roma İmparatoru Theodosius'un Mısır'dan getirdiği tarihi Mısır obeliski. Bu tarafta 2. Beyazıt devrinden kalma Pargalı İbrahim Paşa Sarayı. Hemen yanında ise Mimar Vedat Tek'e Abdülhamit Han tarafından yaptırılan ve kitabesinde Defteri Hakani Nezareti, yani bugünkü anlamda Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasının bulunduğu bu meydanda ben şimdi neden kurban satış yerlerinden bahsettiğim söyleyeyim mi? Sevgili dostlar, 16. yüzyılda, 17. yüzyılda, 18'de, 19'da, 20. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul'un en büyük kurban satış yerine hoş geldiniz. Kurban satış yerindeyiz ve gerçekten kurban satış yerindeyiz. İşte burası kurban satış yeri. Buralara hayvanlar bağlanıyor. Her tarafta hayvanlar bulunmakta. Kurban satış yerine geldik. Bütçemize göre, hanemize göre, ihtiyacımız olan et miktarına göre ki bu ihtiyaç benim evimin içinde bulunan sakinlerin yiyeceği et ihtiyacı değil. Etraftaki fakirlere dağıtabileceğim kadar et ihtiyacı, ihtiyaçtan kasıt budur. İhtiyacıma göre et barındıran bir hayvan satın alıyorum. Hayvanda özellikler asla kuzu olmayacak, yetişkin olacak, asla koyun olmayacak, dişi olmayacak, dişi olursa da hamile olmayacak, koç olacak, bacakları çarpık olmayacak, boynuzları kırık olmayacak, dişleri tam olacak. Ne çok şey bahsediyor Allah-u Teala. Yani bir hayvan katliamı yaşanmasın diye rastgele bütün hayvanlar kurban adı altında telef olmasınlar ve dünyadaki kurban edilecek hayvanların sayıları anlamında ekolojik denge bozulmasın diye bir sürü şart koşmuş. Bunlara uygun bir tane hayvan buldum ve bunu aldım. Evime götürüyorum. O aralarda herkesin atı olduğu için ahırı var ya, daha sonra bugünlerde evin önü, parmaklık, otopark, arabayı park ettiğin garaj, işte her neyse evi bir yerine ben bu koyunu bağladım. 3 gün, 5 gün var. Bu koyun artık orada bağlanmış, benim misafirimdir. Osmanlı'da kurban edilecek olan hayvan çok güzel bir 3 gün yaşatılırmış. Yıkatılırmış, yünleri taranırmış, hayvanın en çok sevdiği yiyecekler yedirilir ve hava alsın diye de gezdirilirmiş. Bu 3 günlük, 5 günlük hayvana güzel muamele hayvanın canını alana kadar devam ettirilirmiş. Osmanlı'da hijyenik ortamda kesilen bu hayvanlar her biri kıbleye yatırıla yatırıla, her birinde tekbirler getirile getirile ve hayvanın başından kalçasına kadar bütün bünyesi sevile sevile, bir sonraki hayvanın da bu görüntüyü görmeyeceği bir biçimde, hep tek başına. Hayvan asla kan kokusu almayacak. Osmanlı buna özen gösteriyor.
İsmail Hamid Danışment'in ve İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın kurban risalelerinde bu durum aynen böyle anlatılıyor. Hayvanlar kalabalık içinde kesilmez. Her zaman ve daima hayvanlar bir yerden başka bir yere alınır, tek kesilir. Kanı temizlenir, ortada kan kokusu bırakılmaz, diğer hayvan getirilir. Yani bir sonra kesilecek olan hayvan, bir önce kesilen hayvanın kanını görmez, kan kokusunu almaz, kesilişini görmezmiş. Nasıl güzel bir adab, nasıl güzel bir eğitim. Böylelikle hayvanlar kesildikten sonra, diyelim ben hayvanı aldım, yani kesiyorum, dini bir ibadettir, param var, kurban aldım ama kesecek kabiliyetim yok. O zaman mahalledeki birinden, bir büyükten yardım isterim. O büyük de benim için hayvanı keser. Acele etmeden keseceği hayvanın canının olduğunu, canının yandığının farkına vara vara çok keskin bir bıçakla bir sürtüşte, böyle diyor İsmail Hamid Danışman, bir sürtmede kellenin yarısı kesilecek kadar keskin kurban bıçakları denilen bıçaklar varmış. O bıçaklarla kesildikten sonra, yani hayvan 3-4 saniyede, 3-4 saniye, 5 saniye değil, 3-4 saniyede kurban edilecek kadar naif bir kesim olacak. Zira hayvanın canı minimum derecede yakılacakmış. Hayvan kesildi. Peki şimdi ortada kellesi olmayan bir hayvan var. Osmanlı sonra ne yapıyormuş? Az sonra. Kurban kesildi. Hemen derisi ayrılır, seccade yapılır. Kürkünde bulunan tüyler, yünler kırkılır. Onunla da evlerin babaanneleri kazak yaparmış evdeki torunlara. Derisinden ise seccade yapılır. Güzel bir biçimde hayvanın her şeyi kullanılırmış. Şimdi hayvanı 4 parçaya, 5 parçaya böldüm. Bu parçalardan birisi benim evimde kalacak. Adak kurbanı ise hiçbir şekilde yüzü bende kalmayacak. Hepsini vereceğim. Ama normal kurban hayvanı ise bir parçası bende kalacak. Bir parçası yakınlara gidecek. Bir parçası etraftaki komşulara gidecek. Bir parçası tanımadığın fakirlere dağıtılacak. Böylelikle et 4 parçaya bölünecek. Ve 4 ayrı şekilde hayır ve hasenatta bulunacak. Şimdi fakir bunu yaptı. Öğleye kadar işi bitirdi. Şu an bizim maalesef yapmadığımız, ya da dur, yapmadığımız demeyelim, dostlarımızın bir kısmı yapıyordur, genelimizin yapmadığı bir adet varmış Osmanlı'da. Bunu da İsmail Hakkı Uzun Çarşılı söyler. O 10 ciltlik külliyatının kurban risalesinde der ki, kurbanını kestikten sonra 2 rekat şükür namazı kılınırmış. Ben kurban kesildikten, etler dağıtılması gereken yerlere dağıtıldıktan sonra, hanımlar sofra hazırlarken, ki ilk kahvaltı, ilk yemek her zaman ve daima kavurma olur. Bizim de evimizde kurban etiyle yapılan kavurma yapılır. Kavurma yapılırken hanımlar, evin babası, evin erkeği, kurbanların kesimi işinden sonra 2 rekat şükür namazı kılarmış. İsmail Hamid Danışment'e soralım mı? Bu kurban için şükür namazı neymiş? Şuymuş. Kurban alacak kadar param var. Kurbanı görecek kadar ömrüm var. Kurbanı kesecek kadar gücüm var. Kurbanı dağıtacak kadar da imanım var. Allah bana ne çok şey vermiş. Param var, zamanım var, mülküm var, gücüm var. Bunların şükrü olmasın mı? Bunların ibadeti olmasın mı? Demişler. Ve kurban kesildikten sonra 2 rekat şükür namazı kılmışlar. Bu bizim bugünlerde unuttuğumuz bir haslet. Keşke unutmasak sevgili dostlar. Şimdi halk, yani
1514'lerde yaşayan Ahmet Efendi, Anapalı yok o aralar, Ahmet Efendi kurbanını kesti, şükür namazını kıldı ve dağıttı, bitirdi. Ondan sonra artık eş dost, yaşa göre, ailenin büyüklük sayısına göre akrabayı talikat ziyaretleri başlar ve bu işrak tekbirlerinin sonuna kadar 4 gün boyunca devam edermiş. Şimdi ben böyle yaptım. Gidelim mi? Tam şurada Ayasofya Camii'nin arkasında Topkapı Sarayı var. Gidelim mi oraya? 1510'lar, 1610'lar, 1710'lar, 1810'larda orada yaşayan padişahlar ne yapıyorlarmış? Bir kere padişah Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, 2. Beyazıt, 4. Murat, Sultan 1. Ahmet, Sultan 3. Mehmet gibi, 3. Mustafa gibi kuvvetli ve kudretli padişahlarsa Ayasofya Camii Şerifi'nin önünde, Ayasofya Camii Şerifi'nin medrese bahçesinde 4 gün boyunca 600 kurban kesilirmiş. Bu 600 kurbanın ama Risale'de okuduğum kaynaklarda büyükbaş hayvan mı, küçükbaş hayvan mı detay vermiyor. 600 kurban diyor. 600 kurban kesildi, tamam. Ama bu 600 kurbanın toplam et miktarının 1 gramı bile saraya girmiyor. 1 gramını bile kendileri ya da çocukları ya da haremden birileri yemiyor. İstanbul'da bulunan imarethaneler, darü ziyafeler, darül eytamlar, yetimler evleri ve fukaraya dağıtılırmış tam 600 tane hayvan. Ardından padişah annesi hayatta ise annesinin elini öpermiş. Sonra hanımı ve çocukları padişahın elini öpermiş. Bu iş birinci günün ikindi vaktine kadar, öğle namazından biraz vakte kadar. Bu arada unutmayalım, unutmadan söyleyelim. Kurban bayramı sabah namazından sonra kılınan kurban bayram namazı Osmanlı Devleti'nde her zaman ve daima bir ritüeldir. Şu an gördüğüm Sultanahmet Camii'nde kılınırmış. Cuma namazları Ayasofya'da, kurban bayramı namazları arkamda görmüş olduğumuz Ecat Yadigarı'nda. Padişah eğer arz odasına geçiyorsa bu bayramlaşmaya hazır demekmiş. Genelde bu ikinci gündür. Bir gün kurban bayramının birinci günü. Padişah tamamen bir fert gibi, sıradan bir insan gibi padişahlığını üzerinden çıkartmış. Bir ceket gibi çıkartmış, sıradan bir fert gibi yaşıyor. İkinci gün paşalarla. Paşalar da kendi evlerinde, kendi efradıyla kurbanlarını kesip demiş olduğum ritüellerinin tamamını yaptıktan sonra padişah efendimiz de devletin, toprakların ve milletin hakimi olan sultanla bayramlaşmaya arz odasına gelirmiş. Herkes rütbesine göre sıraya girer ve padişahla bayramlaşırmış. İkinci günde böyle bitti. Ya üçüncü gün ne yapar? Padişah üçüncü gün ne yaparmış? Cevabını İsmail Hakkı Uzun Çarşılı o 10 ciltlik külliyatında vermektedir. Der ki eski saraya gider. Babasının diğer hanımlarının ellerini öper. Babasının diğer hanımlarından olmak kız kardeşleriyle ve teyzeleriyle ve halalarıyla görüşür. Onlarla bayramlaşır, hasbihal eder. Yani sarayın yaşlı kadınlarıyla, sarayın padişah olamamış çocuklarının analarıyla ellerini öperek bayramlaşma yaparmış. Sevgili dostlar, bu topraklar mutluluğun, bu topraklar kardeşliğin ve bu topraklar dinin topraklarıdır. Cuma namazını şu güzel camide, Ayasofya Camii Şerifi'nde kılan Osmanlı, başında padişah olmak kaydıyla Osmanlı, Ramazan ayının bayramını da burada kılarmış. Kurban ayının bayramını ise şu görmüş olduğumuz Sultan 1. Ahmet zamanından
yapılmış Sedefkar Mehmet Ağa'nın mimarlığını yaptığı Sultan Ahmet Camii'nde kılarmış. Her şeyin yeri farklı, her şeyin rengi farklı. Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı arasındaki fark camileri bile farklı olmak üzere karşımıza çıkmaktadır. Sevgili dostlar, takvimler 1520'leri göstermiyor. Takvimler 2020'yi gösteriyor ve bir Kurban Bayramı'na daha geldik. Şimdi meselenin tarihi boyutunu konuştuk. Osmanlı'da kurbanlar, Osmanlı'da bayramları konuştuk ya. Meselenin Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e, Kur'an'daki ayetlerden hadis-i şeriflere, icmalara, kıyaslara, yani koskoca bir İslam tarihinde neler olduğunu bize anlatacak olan ve Ayasofya Camii önünde bizi bekleyen kıymetli kardeşim Adnan Şensoy hocamın yanına gitmeye. Buyurun, beraber gidelim. Osmanlı'da kurbanların kesildiği meydanlar, kurbanların satıldığı meydanlardan bahsetmiştik ya, işte o meydanlardan birindeyiz. Bugün Ayasofya Camii Şerifi olarak adlandırdığımız 86 yıllık bir zulümden kurtulduktan sonra zincirlerini kırıp tekrar vakfiyesinde olduğu gibi Ayasofya'yı Camii Kebir olan bu güzel ata yadigarın önünde ne işimiz var sakın demeyin. Buralar Sultanahmet Meydanı'nın olduğu yerler, at meydanı ya da caminin önü tamamen bir mezbane ve kurban seçim merkeziymiş. Pek çok meydan böyle kullanılıyormuş. Şimdi buradayız. İşin Osmanlı dönemindeki tarihi ve sosyolojik boyutlarını işte dakikalardır konuşuyoruz. Peki burada ne konuşacağız? Burada meselenin dini boyutu. İncil'de, eski pagan dinlerinde, Tevrat'ta ve en son hak kitap olan Allah'ın indindeki tek din olan İslam'ın yüce kelamı Kur'an'da ve hadislerde bu kurban bayramı, kurban adeti, kurban geleneği mi ya da hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi birazdan öğreneceğiz, onları konuşacağız. Çok kıymetli kardeşim, sevgili dostum, kendisinden ve sohbetlerinden çok fazla feyiz aldığım güzel bir arkadaşım yanımda. Adnan Şensoy hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız, iyi Allah misiniz? Allah razı olsun, siz? Rabbimizden razıyız. İnşallah Allah o da razı oldu, hale çevirsin. Şimdi kurban bayramı, İslam'da kurban, Kur'an'da kurban ve İslam öncesi batıl dinlerde kurban deyince, yani meselenin ilahiyat boyutu deyince aklıma siz geliyorsunuz. Sizden yararlanalım istedik. Hocam tenezzül buyurdunuz. Öncelikle buyurduğunuz gibi ecdat kurban ibadetine diğer ibadetlerde olduğu gibi bir imanen bir hüküm yüklüyor, bir fıkhen bir anlam yüklüyor, bir de mana olarak bir sürü detay yüklüyor. Ecdadın zaten tarih süresince ortaya koymuş olduğu farkındalık diğer toplumlara kıyasla hep bu olmuştur. Amelin bir pratikte uygulaması var ama onun arka planında dolaşan binlerce detayı var. Mesela hacılar hacca gittiği zaman şeytan taşlamaktan bahsediyorlar. Ben ilk göreve gittiğimde baktım ki bizden başka kimse oraya şeytan taşlama demiyor. Dedim ki neden oraya şeytan taşlama diyor ecdat. Yani Arabı demiyor, Acemi demiyor, neden bizim milletimiz diyor. Meğerse biraz sonra konusuna değineceğimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam, güzel, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek için o bölgeye götürüyor. Mekke'de Mina bölgesine. Oradayken İblis aleyhillâne karşısına dikiliyor ve Allah sana 80 küsur yaşından sonra bir çocuk vermiş. Sen bu emre uyup da oğlunu mu keseceksin diyor. Yerden aldığı taşı Bismillahi Allahu Ekber, Allah'ın adıyla sana atıyorum, çık benim hayatımdan, ben Allah'ın bu emrini yerine getireceğim. Parantez içinde ben Nemrud'un ateşine atlayan İbrahim, ben puthanedeki putları yıkan İbrahim, gözümü karartarak Mısır'da Firavun'un sarayında hakka aykıran İbrahim, bundan mı geri duracağım diyor, taşı atıyor. Ecdat insanlar sadece ibadeti ritüel olarak yerine getirmesin diye hacca gidenlere şeytan taşlama demişler. Halbuki evet, asıl ismi cemarat, cemreler. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ diyor Bakara suresindeki ayette. Kim Adem ve ondan sonra gelecek peygamberlere tabi olursa onlara korku yoktur. Demek ki Adem Aleyhisselam hem bir Adem ilk insan, aynı zamanda tebliğci bir münevver peygamber.
evlatlarından kurban kesmelerini istiyor. Dört tane evladından kurban kesmeleri. İki erkekten. Bizim bugün bildiğimiz gibi bir kurban kesme. Değil mi? Farklı bir şey değil. Hazreti Habil hayvancılıkla uğraşıyor imiş. Kabil ise ziraatla uğraşıyor. O zamandaki kurban kişinin sahip olduklarından vermesi anlamına geliyor. Habil kendi sürüsünden, zaten hocam dünyanın yarısı Habil'in, yarısı Kabil'in sözüyle, başka kimse yok. O kadar basit. Ama yani. Haset öyle bir şey ki, o haset cennette Adem Aleyhisselam'ı iblisin çıkarmasına sebebiyet verecek bir kin. Cennet herkese yeter ama hayır, ene hayrun minhu, ben ondan hayırlıyım dedi. Kendisi cennetten çıktı, evet. Adem Aleyhisselam'ın çıkmasına sebebiyet verdi. Yeryüzünde hocam Hazreti Habil en güzel, böyle bakıyor, verimi güzel, görünüşü güzel, şekli güzel koyununu alıyor. Mina dediğimiz bölge var. Hacıların hacda kurbanlarını kestiği yer. Mina kurbiyet demektir. Allah'a yakınlık anlamına gelir. Güzel. Yer neresi? Mina. Kesilen şeyin adı ne? Kurban. Allah'a yakınlık yerinde, Allah'a yakınlık vasıtası. Kabil getiriyor ürününü, dağın tepesine bırakıyor. Kabil geliyor, o da ne de olsa bu telef olacak diyor. Başaklarından, getirdiği buğday ve ekinlerinden bozulmaya yüz tutmuş olanlarını getiriyor. Onun koyduğu kurban da bu oluyor. Allah kabul eder mi bunu? Kabul etmiyor. Bu iki insan ruh yapısı hala mevcut. Ya bu bahsettiğiniz iki insan hala yaşıyor. İsimleri Habil değil belki, Kabil de değil ama birisi mal varlığının tamamını, yakınını hediye eden, zekat olarak veren Hazreti Ebubekir biçiminde zuhur ediyor. Birisi ise zekatı neresinden kırpayım diye düşünürken zekat vermiyor. O çağ bitti, bu çağ bitti. Vay be, hala bu psikoloji devam ediyor. Geçen bir örnek buyurdunuz hocam. Bir yanda malını, mülkünü, zekatın üzerine getiren Ebubekir var. Evet. Bir yanda ben haraç mı vereceğim deyip vermeyen Salebe bin Hatib el-Ensari var, değil mi? Hatta Allah Resulü ne diyor? Salebe helak oldu diyor. Yani ikisi de zekat veriyor. Evet. İkisi de aynı peygamberin muhatabı. Ama birisi Adem gibi adam olmayı, diğeri iblis gibi şeytan olmayı tercih ediyor. Yani Arif Nihat Asıl'ın şiirinde söylediği gibi Ebu Cehiller ölmedi. Ebu Cehiller dünyayı geziyor. Habil ve Kabil de ölmedi o zaman. Yani bu psikolojik anlamda söylüyorum. Bu ruh yapısındaki insanlar ölmedi. Hala bunlar devam ediyorlar. Habil'inkini Allah kabul ediyor. Kabil'inki kabul edilmeyeceği dünden belli. Evet. Kusuru kimde bulması lazım hocam? Mesela kendisi Kabil'in demesi lazım ki Allah benim neden ibadetimi kabul etmedi? Bilakis onun dertlendiği şey Allah Habil'inkini niye kabul etti? Bu çatışmayı Adem Aleyhisselam görünce aralarını uzaklaştırıyor. Ancak Kabil her seferinde Habil'i taciz ediyor. Habil ne desin? Kur'an'a soralım mı hocam? Maide suresinde diyor ki اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah ancak muttakilerinkini, yani kılı kırk yarankilerinkini kabul eder diyor. Güzel. Yani ben et alırken acaba bu kurbanı kesersem bana buradan ne kadar et kalır hesabını yapmayıp ben bundan Allah için hangisini şanıyla, namıyla layık görebilirim? Mesela ben hocam bana bir tenezzül ediyor, bir hediye getiriyor. Ya hocam bana bunu layık mı gördün diyorum ve hocama küsüyorum. Hocama benim küsmeye hakkım yok ki. Bana canımı veren o değil, malımı veren o değil. Alemlerin Rabbine yine benim faydam için, evet, yiyeyim ve yedireyim için bir ibadet takdis edilmiş. Onu yaparken eğer çalmaya, kırpmaya, kesmeye kalkarsam tabii ki seçilmeyen kul olurum. Kabil öfkelenir, kızar. Habil'i şehit eder. Aslında ilk amel alimle zalimin, cahille abidin ayrıştığı bir imtihan olur. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah katında din İslam, Hazreti Adem'den başlamış, Hazreti Muhammed'e devam etmiş aleyhisselam. Demek ki şöyle bir şey var. Namaz, zekat, oruç, hac, kurban, tesettür, Muhammed aleyhisselamla hop pat diye size getirdim gözünüz aydın denilen ibadetler değil. Şimdi tam olarak bunu ben söyleyecektim. İtirazım burada. Şimdi İslam yepyeni bir din. Diyoruz. Söylemleri yepyeni. Diyoruz. Evet. İslam böyle bütün dinlerin mütemimi ve son din. İyi ama Kur'an-ı Kerim son kitap, emirleri de bağlayıcıysa, ama bir dakika, burada bir itirazda bulunmak istiyorlar. Şimdi senin kurban diye bana anlattığın ibadet zaten o antik dönemde de vardı. Sümerlerden biridir. Hatta daha eski dönemlerden, milattan önce 10 bin yılına kadar gidelim, kurban diye bir şey var. Yani bu İslam'la çıkmadı ki piyasaya. Zaten insanlıkta kurban denilen bir adet var.
Ne diyeceğiz buna? Milattan önce 12 bin yıl mıydı hocam Göbekli Tepe? Evet, 12 bin. Zaten annesi daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Oradaki bulunan tapınağın bir kurban adama tapınağına benzetildiği düşünülüyor, evet, değil mi hocam şu evet. anda? Bize şunu diyoruz. Zaten İslam dininde Hazreti Adem'den beri hac emredilmiş, namaz emredilmiş. Nereden biliyorsun hocam? Kur'an'da biz bunu görmedik. Şimdi Kur'an'ı yaz, Kur'an kurslarında öğretilen elif cüzünden ibaret sanarsa insan, evet. yani sadece telaffuz, E, B, T sanarsa bunları bilemez. Ama اَفَلَا يَتَتَبَّرُونَ الْقُرْآنِ biz bu Kur'an'ı düşünesiniz diye indirdik. Yok mu bunun içerisinde فَهَلْ مُمُتَّكِرْ anlamaya çalışacak derse açıp baktığında görür ki Taha suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya diyor ki اِنَّنِي اَنَ اللّٰهُ لَا اِلَّهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدْنِي وَقَّمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِ beni anmak için ey Musa namaz kıl. Oh. Meryem suresine gidelim. Hazreti İsa kundakta hocam Meryem annemizin kucağında Mescid-i Aksa'nın girişinde konuşuyor. İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum diyor. Bana emareni li zekati, bana zekatı ve namazı emretti diyor. Kundak'taki İsa aleyhisselam. Hani bunlar Hristiyanla, hani bugün anlatılan tabirle evet. Hristiyan ve Yahudiler. Enbiya suresinde, Ankebut suresinde İsmail aleyhisselam. Maide suresinde İbrahim aleyhisselam namaz kılıyor ve oğluna da emrediyor. Demek ki namaz, oruç, zekat, hac, tesettür Hazreti Adem'e kadar var. E peki Muhammed Aleyhisselam ne getirdi? Muhammed Aleyhisselam insanların İslam'dan koparttıkları ve çeşitli adlar koydukları dinlerin içindeki saman çöplerini ayırmış, dini aslına çevirmiş ve 632 yılının haccında Arafat'ta veda hutbesini irade ederken 124 bin kişiye "Bellagtur risale, ben dini size tebliğ ettim, her şeyi anlattım mı?" demiş. Evet dediklerinde Allahümme eşhed şahit ol demiş. Sonra Maide suresinin 3. ayeti اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَةِ bugün dinimi tamamladım, sizin için İslam'ı seçtim. Hazreti Allah İbrahim aleyhisselamı imtihan edecek. Evet. Bakara suresinde diyor ki وَاَذِبْتَلَا اِبْرَاهِيمَ فَكَلِمَاتٍ İbrahim'i çeşitli kelimelerle imtihan etti diyordu. O imtihanı İbrahim aleyhisselam Nemrud'un ateşine atlamak, Firavun'a meydan okumak olarak addetmişti belki. Şimdi beklemediği bir imtihan geliyordu. Hazreti Sare dedi ki bunu da çocuğunu da al buradan götür. Mukaddes alana, Adem babamızın olduğu yere. İbn-i Sa'd'ın Tabakati gibi ilk dönem eserleri diyor ki Adem aleyhisselam vefat ettikten sonra kabrini bugün kralın sarayının bulunduğu Ebu Kubeys Dağı'na koymuşlar. Oradaymış. O yüzden oralar biliniyor. İlk Kabe'yi inşa eden Adem aleyhisselam orası biliniyor. Bilindiği için Hazreti Sare özellikle orayı istiyor. Diyor ki oraya götür. Hazreti Sare istediği için Hazreti İbrahim yeni doğmuş 80 küsur yaşından sonra kavuştuğu çocuğunu götürüp bırakır mı hocam? Biraz bırakmaz. Zor. Biraz zor. Ama Cebrail aleyhisselam gelip Sare'nin dediğini yap deyince ne yapsın İbrahim aleyhisselam? O zaman ilahi bir durum var ortada. İş farklı boyuta geldi. Evet. Yani ateşe atılırken mangalda kül bırakmayan bir İbrahim aleyhisselam, Firavun'un karşısında benim diyen İbrahim aleyhisselam şimdi boyun büküyor çünkü kolay değil. Eski ayıda göre Kudüs'ün civarında bir kuyu var, oraya kadar gidiyor. Evet. Kitabullah'a ve hadislere baktığımız zaman Buhari'nin Kısas-ı Enbiya bölümüne bakıyoruz burada. Burada bizim kaynaklarımıza geçiyoruz. Onları getiriyor. Mekke Vadisi'ne bırakıyor. Detaylı geçiyorum. Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'e bırakıyor. İbrahim Aleyhisselam emir gereği ayrılıyorum diyor. Ayrılırken Hacer diyor ki nereye gidiyorsun bizi buraya bırakıp? Cevap yok. Soru var. Cevap yok. Bunu Allah mı emretti diyor. Evet deyince git diyor Allah bize yeter. İbrahim Aleyhisselam Filistin'e geri dönüyor. Mekke'de Faran Dağları var çevrede hocam. Hatta İncil'de geçer Matta'da filan Faran Dağları'ndan çıkacak Ahmet diye. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gitti, Hacer ile İsmail kaldı, azık bitti, sıkıntı baş üstünde, büyük bir sıkıntı içerisindeler. Güneştepe'de Hazreti Hacer annemiz Safa'ya gideyim diyor, belki birisini görürüm, Safa'ya gidiyor, belki Merve'de görürüm diyor, Merve'ye gidiyor. Hani bazen anahtarınızı unutursunuz, evet, evet. Dışarıda araba bekliyor, cüzdanınızı unutursunuz, aynı yere 30 defa bakarsınız, gider gelir bulamaz, en sonunda bırakacak kendini, 7. defa geldi Merve tepesinde. Hazreti İsmail'in ayak izinin olduğu yerden zemzem suyu çıkar. Meşhur Kabe oraya inşa edilir. Aradan yıllar sonra İbrahim Aleyhisselam izin gelir. Git ve evladını gör. İbrahim Aleyhisselam evladını görmeye geldiğinde bakar. Hacer vefat etmiştir. Kabe'nin olduğu yere defnedilmiştir. İsmail biraz böyle iyi bir delikanlı haline gelmiştir. Onu öper. Babasız koklar. Büyüdü yani İsmail babasız Aleyhisselam. Babasız büyüdü. Böyle bir baba ki hani Yeşilçam filmlerini düşünün hocam. Baba terk etmiş. Sebebini anlıyor musunuz? Küçük bir evet. çocuksunuz yani Allah emretti diye bıraktığı anlayamazsınız o seviyede. Evet. Baba bir daha geliyor, oğlum diyor. Hani biraz daha böyle Türk filmleri havasında. Ne der bir çocuk?
Yani kızar, öfkelenir. Şimdi mi aklına geldim de? Oğlum oldu. Tabii baktım, evet. Burası yerleşim birimi olmuş. Evet. Cürhimiler gelmiş, şehirleşmiş. Şimdi gelip oğlum çekiyorsun denilebilir. İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam büyük bir saygı ve şefkatle bağlı. İbrahim Aleyhisselam onu aşırı sevgisi sebebiyle imtihan edilmişti. O sevgi sönmemiş. Onu görünce her şeyi unutuyor. En nihayetinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam dedi ki, oğlum seni kurban ettiğimi görüyorum. Filmin en acı bölümündeyiz hocam. Evi terk etmiş baba geri geliyor. Gelir gelmez seni kurban edeceğim diyor. Sanki yarıda kalmaz işi tamamlamak için. Hazreti İsmail'in cevabı çok ilginç. Emrolunduğun şeyi yap baba diyor. Çok güzel. İtaate bak. Eşen bir şey hocam. Yani babanı sen daha doyamamışsın, tanımamışsın ama o anda babana öyle bir teslimiyetin var ki onun bereketiyle diyorsun ki baba sen Allah'ın peygamberisin. Ne dersen başım gözüm üstüne. Evet. Çıkıyorlar yola. İbrahim Aleyhisselam Hazreti İsmail'i hacıların hac yaptıkları Arafat'a doğru getirirken Mina dediğimiz bölge var. Hacıların şeytan taşlama, sohbetin başında bahsettiğimiz yer. Oraya getirirken şeytan bana gözükmez. Ama peygambere gözükür Allah dilediği zaman. İbrahim Aleyhisselam karşıda görür şeytanı. Bu yaştan sonra bunu yapma. Allah'a karşı gel. Bak bu evladı Allah sana verdi. Başka şey sana söylemek istiyordu. Yani kitabına ve kılıfına uydurmaya. Evet. Ateşe atlayan Firavun'a Nemrut'a meydan okuyan İbrahim Aleyhisselam en zor imtihanını şu anda veriyor. Çünkü ciğer paresi bu. Yerden alıyor taşı. Bugün aynı söz söylenir. Bismillahi Allahu Ekber. Ramel şeytani ve hizbihi diye. Şeytana taş atıyor. Şeytan gidiyor. Mina sınırındayız. İbrahim Aleyhisselam geldi. İsmail Aleyhisselam'ı koydu. Kurban edecek. İsmail Aleyhisselam baba diyor. Gözlerimi bağla. Göz göze gelirsek babalık şefkatin cereyan eder ve Allah'a asi olursun. Bunu diyen kim hocam? Evlat diyor. Birazdan kesilecek evlat. Baba bacaklarım, ellerimi bağla. Can çekişme esnasında sana elim ayağım değmesin diyor. Bugün başka ülkede göremezsiniz. Mesela Hacı'da Umre'de görev yaptığımız zaman bakıyorum oradaki kasaplar bu edebi gerçekleştirmiyor ama bu toprakların insanları siz de arz ettiniz, lütfettiniz programda. Koyunu keserken farz, vacip, sünnet haricinde edep koymuş bizim ecdadımız. İbrahim Aleyhisselam emrin son aşamasında dediklerini yapar, bıçağı alır. Orası duruyor. Küçük bir kubbecik var. Mekke ziyaretlerinde genelde hoca arkadaşlarımız gösterir. Bıçağı alır. Bismillahirrahmanirrahim. Vurur. Kesmedi hocam. Ya zaten itaatle isyan arasındaki hassas çizgi. O çizgi, bıçağın sürtülmesi. Yani ateşe atlarken atlarım diyen İbrahim Aleyhisselam'ın elinin titrediği bir an bıçak kesmiyor. Bir daha kesmiyor. Burada hadislerle İsrailiyat'ın karmaşasına geçiyoruz. Üçüncü vurup kesmediğinde bıçağı atıyor ve attığı yerdeki kaya parçalanıyor işte. O anda Tevrat'a göre İshak Aleyhisselam'dır kurban edilen. Altın kubbeli Kubbetü Sahra'yı bilirsiniz. Tabii Mescid-i Aksa'da. Onun altında mağara var. Orada keser onlara göre. Bize göre ilk kesilen İshak Aleyhisselam mümkün değil. Çünkü ilk evlat onlara göre de İsmail Aleyhisselam'dır. O kesilir ve Mekke'de Mina'da kesilir. Kurbanla beraber gelir. Saffat suresinde diyor ki Zibhin azim. Büyük bir kurbanlıkla gelir. O Zibhin azimi getirir. Ey İbrahim imtihanı geçtin. Gözün aydın olsun. Ataların gibi Adem Aleyhisselam ve ondan sonra olan Hud Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam gibi sen bunları kurban edeceksin der. İbrahim Aleyhisselam şunu söylediğini biz tefsirlerden tercih ederiz. Bugün siz kurban keserken de aynı şeyi söylersiniz. En'am suresi 162. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet. Bu ayet aslında bu hadiseden gelir. Kurbanın ikinci boyutu bu. Kurban bayramı ve ibadeti hicretin ikinci yılında emredildi. Mescid-i Nebi'deyiz hocam. 624 yani. Allah Resulü kurban bayramını ve o kurban ibadetini emretmiş bize. Camiye geldik. Peygamber bize ne diyor? Bugün diyor kurban kesmeden şu camimize gelen kimse gelmemiş olsun. Gelmesin diyor. Ya Resulallah namaz kılıyoruz, ibadet yapıyoruz. O başka. Hani madem Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre sünnet diye işimize gelirse sünneti tercih edip yapmamayı kabul ediyorsak niye peygamber bu kadar ağır bir ifadede bulunuyor? Evet. Çünkü Hat suresi 34. ayet وَلَكُلُّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ Allah bütün toplumlara kurban ibadetini meşru kıldık ya da farz kıldık, sorumlu tuttuk diyor. Niçin? Allah'ın isminin alınmasına vesile olsun diye. Her ibadetinde bir hikmet var. Ama hikmetleri algılayacak idrak her zaman bizde yok. Hocam vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi oldu ya. Yani bilmediğim bir sürü şey öğrendik.
Bu arada bakın şu camiye, artık gönül rahatlığıyla rahat rahat cami diyoruz. Bu caminin önünde ve bu caminin mezbaa kısmında 600 büyük küçük baş diye söylenmiyor. 600 hayvan kurban edilir ve civardaki imarethanelere, dar-ı ziyafelere bir gramı saraya gelmeksizin. Bu arada 600 kurbanın parasını padişah veriyor. Kendi cebinden bir gramı saraya girmiyor. Tamamını imarethanelere ve dar-ı ziyafelere veriyorlarmış. Sizin anlattığınız soyut hayatın somutlaşmış, vücut bulmuş hali budur. Hocam Allah razı olsun. Lütfettiğiniz bilgilerinizi zenginleştirdiniz. İşten özür ettiniz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Kurban sünnet mi, vacip mi, ayet mi? Ya kesmesek ne olur? Zaten kan akıtmak çağ dışı bir şey. Zaten de Kur'an-ı Kerim'de kurban yok. İslam'da da kurban yok. Bu sonralara çıkmış. Arabistan'da insanlar et yemek istiyorlarmış, bunu yapmışlar gibi zırvalara bakmayın. Kurban Allah'ın bizatihi emridir. Allah'a emanet olun.